Merhaba sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Şimdi sizlerin Mars ayı için yorumlarınızı yapıyorum. Aşk olarak diğer kanalda baktık. Sadece aşk olarak baktık. Burada genel olarak bakıyoruz. Mart ayı birazcık zorluk geçebilir ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz ve olumluya döndürmek için bakın olumlama kartı da veriyorum. Onları da lütfen söyleyiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bol bol izleyiniz Oğlak Burcu, çünkü aylık videolarda bakın sadece sizlerleyim. Birebir sizlerle bulunmaktayım. Bu da çok güzel bir şey tabii ki. Evet, şimdi hemen bakıyoruz sevgili Oğlak Burcumuzun. Açarak bakalım. Sevgili Oğlak Burcu, hemen anında ve ötesinde bu para ası ne arıyor burada? Mart'ın girişinde ne kadar güzel, büyük bir fırsat, büyük bir şans, büyük bir güzellik sana geliyor. Ve yeşil yoldan geçme diyoruz ya, hani yeşil yoldan yürüyüp zirveye ulaşma, muradına erme. Böyle bir şans. Evet, ilahi dualarının burada da zaten böyle bir teklif var. Mart ayı başında bunu hemen Oğlak yakalayabilir. Zaten diğer kanalda günlük videolarımı lütfen izleyiniz. Şimdi günlük videolarda herkes yorum yapıyor altına. Çok çıkıyor abla. İşte biz bunu izlemeden güne başlamıyoruz diyorlar. Bunu da belirtebilirim. Evet, şimdi Kılıç dörtlüsü aslında burada bakın bir hastalığı da simgeleyebileceği gibi çok bir şey düşünüyorsunuz. Verdiğiniz kararlardan dolayı hani üzüntülü bir halde olabilirsiniz ama hiç gerek yok. Bir sessizlik, bir dinlenme size hayat vermiş. Onun sonrasında mücadele, mücadele, kalabalıklarla mücadele. Kupa üçlüsü kutlama. Yani o kadar güzel bir kutlama ki bu kupa kaldırma bir şey arkadaşlarla, dostlarla kutlama şeklinde. Kılıç sekizlisi kısıtlısınız, geçmişe bağlısınız, kısıtlısınız ama tepenizde bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendireceksiniz. Ve efendim yalanlar, dolanlar, kandırmalar, kurnaz kişilikler, bunlar da sizlerin elinizde olmadan karşınıza çıkacak olan kişiler, şahıslar olabilir. Tabii ki sizler yalana başvurmayın. Bakın pembe olsun, siyah olsun, kırmızı olsun, yalan yok. Dürüstlükten yana olacağız. Erkek ve kadın oğlaklara, bütün herkese söylüyorum. Yani burada şimdi aman ben de bunu şöyle yapıvereyim, kısa yoldan geçivereyim bunun üstünü. Aman Satürn'ün çocukları yazı biz. Benim de güneşim oğlak ve bu hani bir çığ gibi büyür 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 ezer geçer bizi. Para altılısı parayla ilgili bir mücadele olabilir ve para gelebilir size. Yani para alacaksınız. Toplu para olabilir, maaşınızdan olabilir, artış olabilir. Ya da sevgi, anlayış, tolerans gösterin diyor. Mücadelede olduğunuz kişilere sevgi, anlayış, tolerans gösterin diyor. Ve burada yeni parayla ilgili yeni bir olaylar var. Bir para sekizlisi çıkmış, yani güzel bir böyle para döndürme olaylar var, güzellikler var. Yani parayı alıyorsunuz, işliyorsunuz, çıraklık bir eğitimi de gösterir. Ustalık mertebesine yükseliyorsunuz. Para şövalyesi yine size güzel böyle bir teklifler yapılıyor. Yine toprakların güvenilir teklifi. Aman da aman dikkat edin, bir devlet dairesi ya da bir yerlerden size bir sözler verildiyse hani onunla ilgili yalanlara dikkat edin. Ama bu sizsiniz. Siz bir imparatoriçesiniz. Ve yeni hayatınıza evet deyiniz. Bir vakit kalmış. Nankör kişiliklere dikkat. Ay. Ay, Merkür'de bu kadar konuşabildiğim için bravo bana gerçekten. Ve Kılıç Kralı. İkizler, Kova, Terazi. Ve o kadar heyecanlı bir şey aslında. Güzel bir karar, mantıklı bir karar ve buz gibi bir karar. Parayla alakalı, mücadeleyle alakalı. Vazgeçebilirsiniz, hırs yapmayın. Oğlak çok hırslıdır bu konuda zaten. Birazcık sakin, sakin olun. Bir kadınla bir erkek burada ters olmuş yani. Bir soğukluk yapıyorlar birbirine. Mart'ın sonunda. Bu sizin aşk itonuzla olabilir. Aa, aa, aa. Ama burada kupa ası var. Bu kadar da sevinç olur mu? Ay olur mu? Kıskansınlar, dostlarımız çatlasın. Ay, pardon. Dostlarımız sevinsin bizle beraber, düşmanlarımız çatlasın. Merkür gerileme var. Affedin beni dostlar, yanlış söyledim. Yani kupa ası yine büyük bir şans. Bu sefer de suların içinden akan şans ve barış ve çok büyük bir
para, çok sevineceğin bir olay ve Kılıç Kraliçesi de mantık 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 yapman gerektiğini, bu insanla ters düşebilirsin. Bakın bu illa aşk olmaz. Trafikte gidersen birisiyle sataşırsın, ters düşebilirsin. Mart'ın 10-15'ine kadar zaten Merkür gerilimimiz devam ediyor. Biz şimdi burada en güzel kartlarımızı şöyle üste üste koyarız ve siz birisiyle karşılaşacaksınız. En güzel kartlarımızı, para ası ve kupa ası. Evet, gelsin oğlaklara gelsin ve bütün burçlara gelsin. En baba kartlar, Mart ayının şanslısı oğlak belki de. Bakın lütfen bu şekilde düşünmeyin. Yani Satürn gerilemeye giriyor. Onun da videosunu çekeceğiz ama olsun. Yani yine de bir şans var. Tarot böyle söylüyor. Hadi olumlama kartınızı bir okuyalım bakalım. Bir olumlamanızı okuyalım. Kafa karışık. Evlilik, evlilik, evlilik teklifi alabilirsiniz. Aa, evet. Okuyalım hemen. Evlilik kısmetlerinin bollaşacağını anlatıyor bu kart bize ama hep kafalar karışık, hep kafalar karışık. Oğlak burcu bu nedir yani? Demek ki seçemeyeceğiz. O kadar çok olacak. Ruh eşimle evliliği seçiyorum. Evliliğimde bolluk, berekete, güven ve sadakate. Ruhen bedenen zihnen anlaştığım ruh eşime kucak açıyorum. Bu da çok güzel bir olumlama. Evet, lütfen bu olumlamayı da yapınız. Demek ki aramızda evlilik isteyenler var ya da evliliği tetiklenen var. Çünkü Oğlak ve Yengeç aksında halen devam ediyor tutulmalar. Mayıs ayına kadar artık son demler ve gerçekten tetikler, özellikle yükselen Oğlakları hemen bakıyoruz. Bakalım şimdi sevgili Oğlak, biraz fazlaca dökmüşüm dibine böyle deniz gibi ama olsun. Hemen bakıyoruz. Sizin bütün dertleriniz sanki böyle fincan tertemiz, gözyaşları falan akıyor. Çok güzel kuşunuz var ama bu böyle bir flamingo, sanki boynu uzun ya da deve kuşu diyebiliriz. Güzel bir, hakikaten ya, hakikaten yani deve kuşu. Ne demek yani, güzel bir hayvan bunlar, flamingo, deve kuşu. Hem haber hem kısmet, bolluk, bereket. Büyük kuşlardır yani, büyük oynayacaksınız belki de. Yine burada mal, mülk, ev alma, ev satma, tadilatlar, ev değiştirmeler olabilir. Dedikodulara kulak asmayın ama hakkınızda konuşan insanlarla da irtibatı kesmeniz gerekiyor. 3 rakamı var. 5 rakamı da var. T harfi görüyorum. A harfi görüyorum. D olabilir bu. D'ye benzettim. D harfi de görüyorum. Yurt dışına çıkış. Şimdi burada uçak olduğu zaman değişik değişik böyle, hani diyorum ya, mesela belli başlı Paris'te ne vardır? Eyfel Kulesi. Mısır'da ne vardır? Piramitler. Böyle objeler görüyorum bakın. Yani böyle bir şeyler benzetiyorum. Olduğu zaman yurt dışı herhangi bir ülkeye, illa Paris, Mısır olması şart değil. Herhangi bir ülkeye de gidiş olabilir. Paralarınız var kupanın içinde. Aa, çok güzel bu. İnanın şu çıkmış sanki kupanın içinde ama şu güvercinin yerine bir yılan. Yılan para demektir. Güzel tabii ki, böyle boynuzlu, simsiyah, böyle kıvırık kobra tıs. Hani böyle bir yılan para demek değildir açıkçası. Ama yılanın para olduğunu anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Güzel bir şekilde çıkmış. Birine dur diyeceksiniz. Yani dur artık, yeter gibi şöyle yapmışsınız yani. Dur. Yetti gali canıma falan. Yani bu Mart ayı içinde birine dur diyeceksiniz. Yalnız kalmayı göze alacaksınız. Dipte zaten yalnız bir tepenin başındasınız. Bakın kariyer olabilir, para olabilir, aşk olabilir. Yalnızlık başka bir şey. İçsel olarak da yalnız hissedebilirsiniz kendinizi. Burada böyle zaten tertemiz çıkmış. Hadi bakalım yine böyle bir ay göz nazar. Ay göz nazar. Dibe bakın, dibe patlak bir göz oldu. Hadi bakalım şimdi dilek dileme zamanıdır sevgili oğlaklar. Şöyle bir döküyoruz. Aa, iki dilek. Sizin bir değil iki tane bir dileğiniz var. Hemen zaten oluştu o dileğinizde. İkinci dilek de yalnız bir gecikme. Şöyle üç dilek hatta. Gecikme tarzı, çabalama gerekiyor ve zaman gerekiyor. Bu da sizin beklemeniz gerektiğini anlatan bir olgu çıktı burada. S harfi çıkıyor. Nazar. Oğlakların yıldızı hafiftir. Bakın çok nazar diyebilirsiniz. Ne kadar güçlü görünüş
Yani güçlü görünüşün altında böyle durmaya çalışsanız da yüreğiniz çok çabuk açılacak gibi değil, ama bu benim döktüğüm iki rakamı çıkmış burada resmen. Evet, bir dolu soru işareti. Neden bu kadar kuşkucu, endişe, pişmanlıklar dolusunuz ki anlamıyorum. Sevgili oğlaklar, takıntı yapmayın. Çok güzel. Dik duruş sergileyin. Bayraklar burada da çıkmış. Bir zafer de demektir bu. Kadehte yeni hayat. Yeni hayat, yeni hayata merhaba. Bakın, şimdi dileğiniz olsa bile açılacak mısınız hemen sanki? Burada yine de biraz böyle şeyler var. O dilekten sonra gelecek olan sorunları da bir çırpıda halledeceksiniz. Biliyorsunuz Satürn sorun sorun. Yani Satürn engelleme, kısıtlama. Sizleri seviyorum. Özel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında. Abone olunuz ve çan tuşuna da basarsanız benden mutlusu olmaz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.